Şu anda her şey o kadar çok zamlandı ki yani buna şaşırmamak lazım. Evet, güzel yani bence. Varsın gelsin, bol bol zam gelsin. Yani %25'ten büyük ihtimalle daha fazladır. Evde kendim yapacağım. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte paketli dondurmalara %25 oranında zam geldi. Zamlar 1 Haziran itibariyle geçerli olacak. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara dondurmaya gelen %25 zamı sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Yaz aylarının gelmesiyle paketli dondurmalara %25 zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani her şeye zam geliyor zaten. Her şey dolar, euro üzerinden, yurt dışından gelmiş olduğu için bunlara da zam gelmesi gayet normal karşılıyor. Yani zam gelmesi iyiydi ama bu benim yememem için bir engel değil. Ucuz olsa biraz daha güzel olur bence. Yani pahalı olur yani, hem kilo az koyuyorlar. Yani milletin istediği gibi olmuyor yani. Yani normal, dondurma deyince basit gibi görünüyor ama şu anda her şey o kadar çok zamlandı ki yani buna şaşırmamak lazım. İyi mi kötü mü, çocuklar için belki birazcık kötü, büyüklerin çok fazla etkileneceğini sanmıyorum ama tabii yazında dondurma vazgeçilmez. Serinlemek için. Ama dediğim gibi o kadar çok her şeye zam geldi, her şey o kadar pahalı ki yani dondurma sıra gelene kadar diğer şeyleri sorgulamak lazım. Süt çok zamlandı malum. Süt çok zamlı olunca da ben şaşırmadım yani, açıkçası normal buluyorum. Tabii ki hiç iyi şeyler düşünmüyorum yani, bence bir an önce her şeyi indirmeleri lazım. Gerçekten hayat şartları aşırı şekilde zorlaştı arkadaşlar, öyle böyle değil. Ben çalışmıyorum, çalışamıyorum daha doğrusu hastalığımdan dolayı ama hani çalışan insanları da düşünüyorum, ev kirası olmayan insanları falan düşünüyorum ama hayat gerçekten zor. Vallahi abla, önceden 50 kuruşa 1 lira aldığımız dondurma şimdi 5-10 lira olmuş. Yani biz de fazla bir para almıyoruz zaten evden, çok pahalı veriyorlar. Yani ablacığım, zam geldi de şimdi mesela ekonomi doğallı yoldan yani kötüye gidiyor zaten. Ama yani bilmiyorum, gençler artık nasıl yapacak? Mesela bugün gitti kantine, bir tost olmuş 12-13 lira. Ha, yemek zor ama bir şekilde idare etmeye çalışacağız. Artık seçim bekleyeceğiz mecburen. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaş da mesela kendisi de biliyor. Mesela günlük, mesela biz önceden ortaokuldayken her gün 5-6 liraya köfte yerdik. Şimdi 15 lira olmuş. Artık yani gençler herhalde yavaş yavaş sönmeye başlıyor bu ülkede yani. Fiyatlar çok fazla. Her şey gün geçtikçe artıyor. Vallahi nereye gittiğimiz meşhur. Vallahi ne diyeyim ki, gayet güzel yani bence. Varsın gelsin, bol bol zam gelsin. Enflasyon var. Yani illaki artacak zaten. Benzin fiyatları da artıyor. Ya ona bağlı artmıştır diyorum. Bilmiyorum yani. Zaten çoğu şeyin fiyatı artıyor. Ondan iki de artmıştır illaki. Yani %25'ten büyük ihtimalle daha fazladır. Geçen sene, yani geçen seneki dondurma fiyatlarının neredeyse iki katına çıktı. %25'ten kesinlikle daha fazla. Yani normal ekonomiyle neredeyse aynı gidiyor. Artık alıştık. Artık alıştık yani. Sırada başka şeyler de var. Vatandaş ne yapsın? Peki bundan sonra dondurma tüketecek misiniz? Yani şu an fazla tüketmiyorum ama bundan sonra da tüketmeye devam etmem muhtemelen. Yani fazla değil ama kararınca diyelim. Bakarız abla ya. Ne desem boş ya. Yani çok fazla dondurma seven, tüketen biri değilim zaten. Su içmeyi tercih ediyorum. Suyun daha çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar olursa olsun sonuçta şekerli, katkı maddeli ve daha çok hani dondurma da yedikçe insanda böyle kan şekerinin daha çok yükseldiğini ve daha çok hani susadığını düşünüyorum. Bence su içmek, terledikçe, yürüdükçe su içmek daha sağlıklı, daha güzel. Katkı maddeli şeyleri zaten sevmiyorum. Dondurma da buna dahil. Ne kadar açık paketlilerin katkılı olduğunu düşünüyorum. Hatta açıkların doğal olduğunu söylese de pembe doğal olduğunu düşünmüyorum. Tüketmiyorum o yüzden de. Sanmıyorum. Evde kendim yapacağım. Yani tüketirim gene de, arada bir tüketemeyenler de var. Alamayacak hale geliyoruz. Yani 5-6 TL'ye almış olduğum maklum dondurma 15-16 TL olmuş. Vallahi abla mecbur ya. Artık elimizde ne varsa mecbur tüketmek zorundayız. Bu sıcakta mecbur. Aynen. Yani eskisi kadar sık olmasa da yine bilmiyorum, alırız arada herhalde gücümüzün yettiği kadarıyla, öyle yani. Ya İlla ki tüketeceğiz ama yani daha hesaplı şeyler alırız. Şöyle, insanlar alıştığı için yani bunlar da zorunlu değil ama Allah tek asgari ücretli çalışana Allah yardımcısı olsun.